İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV41 ekranlarında 7 artı programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin'le birlikte, sevgili Sadun abiyle birlikte yılın 52. programı. Daha doğrusu üst üste 52. program. Yılın demeyelim, yılı da devirdiğimiz için. Devirdik, evet. Hatta yani. Bu 52 program nasıl denk geliyor abi? Arada boşluklarla beraber 3 yıla mı tekabül ediyor? Yani evet. 2021'de başlamıştık. Onlar 158 oldu. Toplamda 158. Hayır, onu demiyorum. Bu son kesintisiz 52'den bahsediyorum. Ha, o da 2021'de başladı. 2023'e sarktı şu an. Evet. Arada yapmadığımız haftalar da olduğu için yani, ama dolu dolu 52 haftadır izleyicilerimizin huzurlarındayız. Toplamda da 158. programla, orada da kesintisiz 3 yılı aşkın. Toplamda da 2019'dan hesaplarsak 2019, 2020, 21, 22, 5'e girdik. Tabii yıl itibariyle 5. yıla girdik. Ama keyifli, güzel bir program. Yine 1,5 saat boyunca saat 21.30'a kadar huzurlarınızda olacağız. Ne konuşacağız? Çok konu var. Ama iki ana konumuz var. Onu söyleyelim. Biri ekonomi, emekli zamları. Onu konuşmak isterim. Öbürü seçim. Seçim çerçevesinde şu an altılı masada ne oluyor bilmiyoruz ama muhtemel ilk kez kimin aday olacağı da konuşulma ihtimali var. Onun ötesinde seçim tarihinden partilerin yereldeki adaylarına kadar uzun uzun konuşacağımız işler var. Bunun ötesinde sen şehir hastanesini gezdin. Evet, gezdim. Tabii siyaset içinde yine konuşacağız. MHP'yi konuşurken Saffet Kaptan'la oturduk. Evet, onu konuşacağız. Onun biraz konuşuruz. Ben Saadettin Hülagü'yle oturduk. Evet, Özgür Kocaeli Gazetesi'nde. Eski rektörle yeni... Evet. Uzun uzun sohbet ettik. Başdanışmanı. Evet. Onun ilginç açıklamaları vardı. Bana göre bu konut kampanyası ve evcil hayvanlara çip takılması gibi mutlaka konuşulması gereken şeyler de var. Ama biz birlikte bir öncelikle şeyi konuşalım. Seçim ve geçimi konuşalım. Geçimle başlayalım mı? Geçelim. Şimdi hemen ben notlarımı açayım abi. Bir taraftan da şimdi herkes şunu bekliyordu, değil mi Sadun abi? Dar gelirliği rahatlatacak hamleleri bu iktidar yapacak. Hı hı. Seçime işte konuşacağız birazdan. Yine en uzun tabiriyle 4 ay 10 gün var artık. Yani hiçbir şey. Seçimdeyiz ya. Seçime girdik. Bu yüzden de geçim noktasında iktidar kendisine yönelebilecek eleştirileri de azaltacak diye düşünmüştük. Gerçekten asgari ücrete biz burada konuşmuştuk. Benim için 8.000 kritik sınır, kırmızı çizgi eşik diyorduk. Üzerine çıkılır 8.200 olur diyorduk. 250 olur diyorduk. 8.506 lira oldu. Evet, evet. Yani hükümet asgari ücrette eşiği aştı. Beklentinin üstüne çıktı. Ha, şunu tartışıyoruz. Ya bu ne kadar dayanacak? Kaç ay rahatlatacak insanları? Enflasyonist ortam devam ettiği sürece maaşlara zam yapmak tek başına yeterli bir iş midir? Bunları konuşuruz. Ama iyi bir zam yapıldığında hakkını teslim etmemiz lazım. Evet. İyi bir zam yapıldı. Şimdi üzerine bir EYT geldi. Orada da bence beklenti karşılandı. Yani Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar yaş sınırına takılmadan eski koşullarda emekli oldular. Emeklilik hakkı kazandılar. Yasallaşacak. Benim sağımda solumda da çokça EYT'den var, emekli evet, olan evet. insan var ve mutlular. EYT'de de bu karşılandı.
Onu söyleyebilirim ben. Ya evet. Karşılandı. Yani 2 milyon 200 bin az insan değil. Bunu kabul edelim. Aileleriyle düşündüğünüz zaman 8-10 milyon kişiye tekabül eder. Ama emekli maaşları ve memur maaşları aynı biraz aynı memnuniyetten yaratmadan bahsedemeyeceğiz. Ben burada da söyledim. Hatta açıklandığı gün gazetede sohbet ederken de söyledim. Bana telefonlar geliyor. Tabii siz gazetecisiniz. İşte empati gücünüz, ilişkileriniz daha yoğun. Bir tahmin yapın diyen birçok arkadaşımız oldu. Ben tahminlerimi %40'ın altında değil diyerek yaptım. Şimdi bunu söylerken bana şunu diyen arkadaşlar oldu. Ya Aralık 2022'nin enflasyonu %1.18 çıktı. Evet, bir ay önce %84.39'du toplam yıllık enflasyon ama Aralık ayı itibariyle yıllık enflasyonu %64.27'ye düştü. Ve 6 aylık enflasyonda 15,5 falan. Nasıl %40 yapacaklar? Biz burada nasıl 8 bin lirayı kırmızı eşik olarak söylüyorduysak %40'ı da ben aldığım hissiyattan ve asgari ücrete yapılan zamdan söylüyordum. Diyordum ki ya burada tamam hani hükümet şunu da görüntü şey yapacak. Kaynakları da kamu kaynaklarına da bakacak. İşverenin cebinden yaptığı zam mı yapamayabilir ama sınırları da zorlayacak diyorum. Ve hatta şöyle bir şey kullanmıştım. %35'in altını kesinlikle beklemiyorum. Tahminimde %40 ve biraz üzeri olabilir şeklindeydi. Bir asgari ücret kadar zam beklemiyordum açık söyleyeyim. Ama %40 ve biraz üzerini daha yuvarlayarak söyleyeyim 40-45 arasını tahmin ediyordum. Olmadı. Olmadı. Enflasyon 15,5'tü. Bir 10 puan üzerine koydular. İşte memurlara zaten %8 herhalde bir toplu sözleşme farkı var. Onu verdiler. Oldu mu sana %25. Şimdi o gün kimle konuştuysam olunmayan hiç kimse görmedim. Hatta şunu söyledim. Ben bunu bu gazeteyi ziyaret eden bütün AK Partili MHP'li siyasetçilere de anlatacağım. Bak burada bir hata var. Bu %25 ile toplumun hem geçinmesi hem memnun olması mümkün değil. Sonra ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı kaynakları, kamu kaynaklarını zorlayarak, yeni kaynaklar yaratarak, imkanlar üreterek bir %5 daha verdik dedi. Çok uzatmadan. Muhtemel ki şöyle oldu. Ya efendim bunu yeterli bulmadı kamuoyu dendi. Oradan da kamu kaynaklarına bakıldı. Biraz daha zorlayarak memura ve emekliye bir %5 daha verildi. Peki bu yeterli mi? Bana göre asgari ücreti %55'in zam yapıldığı yerde siz ne verseniz yeterli değil. O seviyede zam vermediğiniz sürece. Ama %40'ın üzeri, %40-45 arası, yani kamunun da sıkıntıları var. Bu kadar yapabildiler, denebilecek bir tabloyu yaratabilirdi diye düşünüyorum. Ama orada bir ucu açık kapı bıraktı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki, ihtiyaca göre tekrar zam yapabiliriz dedi. Asgari ücrette de onu söyledi. Evet, söyledi. Tekrar yapabiliriz dedi. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu iktidardan bağımsız olarak söylüyorum. Genel olarak emekliler bunu, geçmişten bugüne gelen emekliler bunu yaşadıkları için. Ha bu uzun bir iktidar olduğu için bu dönemde emekli olan çok insan var. Ben de onlardan biriyim. Ben emekli olduğumda emekli maaşım 450 dolara falan denk geliyordu. Hesapladığımda ve asgari ücretinde yaklaşık %50 üzerindeydi. Bu son şeyde ben asgari ücretten 2000 lira eksik alıyorum. 1700 lira eksik alıyorum. Şimdi ben çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Emekli maaşım var. Onun için emekli maaşı bana daha çok yan gelir gibi duruyor.
Ama bununla, sadece bununla geçinen bir insan olarak düşündüğünüzde, askeri ücretten %50 fazla alırken bugün askeri ücretten %25, %30 eksik alan bir profile düşen birinin mutlu olması mümkün olabilir mi? Soruyorum yani. Emeklisiniz, başka hiç geliriniz yok. 2014'ünde emekli oldunuz, asgari ücretten %50 fazla alıyordunuz. Bugün asgari ücretten %25 eksik alıyorsunuz. Ve bugün emeklilerin 3'te 2'si asgari ücretten az maaş alıyorlar. Benim anlatmak istediğim şu, bunun ekonomik gerekçelerini konuşuruz, kamu kaynaklarının. Ben şunda hemfikirim, erken emeklilik dönemi, yani bu toplumun artık taşıyabileceği bir yük değil. Evet. Değil yani. Bugün Türkiye'nin yaş ortalaması %33-34 ama yaşlanıyor toplum. Her yıl bir yaş atıyoruz biz. 20 yıl sonra bu toplum emeklilik yaşında bir toplum olacak çoğunluğu. Taşıyamayacak, SGK sistemini, emeklilik sistemini taşıyamayacak hale gelecek. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor mu? Evet. Ama bunu yaparken bir denge gerekiyor mu? Evet. O da lazım. Artı, şimdi benim emekli ailem %45'ten bağlandı abi. Yani ben maaşımın %45'ini alıyorum emekli aile olarak. Senin emeklilik yılın kaç abi? 99. 99. Sen %75'ten alıyorsun. 2000'den sonrakiler %65'ten alıyor. 2008'den sonrakiler %45'ten alıyor. Şimdikiler %28'den alıyor. Bağlanma oranı. Şimdi büyük bir burada şey var. Emekliler arasında farklılıklar var. Bir adaletsizlik var. Benimle aynı prim gününü ödeyen, benim kadar prim ödeyen biri 2008'den önce emekli olduysa bugün asgari ücretten fazla alıyor. Ben 2000 lira az alıyorum. Şimdi bu emeklilerin birçoğunun kabul edebileceği bir şey değil. Ve gittikçe mesela bir asgari ücretli düşünün. Emekli maaşı, maaşının %28'i olarak bağlanmış. Geçinmesi mümkün değil. Hadi onu 5500 diye fixlediler. Şimdi şuraya getireceğim sözü. Yani emeklilerin bu koşullarda memnun olması mümkün değil. Mümkün değil. Ancak palyatif tedbirler, yüksek zamlarla bu anlatılabilirdi. İşte ikramiyesi yükselmesi. Bugün 1100 lira emekli ikramiyesi var. 2 tane yılda. Bayram ikramiyesi. Bence bunların 2500 lira, 3000 liradan aşağı olmaması lazım. Muhtemelde yükselecektir. Bence emekli maaşı gününü, prim gününü, yaşını doldurmuş, yılını doldurmuş emeklilerin asgari ücretten aşağı maaş almaması lazım. Bak bu toplumun ne kadar büyük yük taşıdığını biz biliyoruz. Onun için de üreten bir topluma dönüşme. Mesela Sayın Zeytinoğlu'yla oturduk beraber. 31 milyon çalışan var. 45 milyon olması lazım diyor. Kadınlar çalışması gerekir diyor. Bu toplum üretime nasıl döneceğini konuşmalı. 15 milyon insanın daha prim ödediğini düşünsene bu toplumda. Ekonomi emekliye maaş ödemekte SGK zorluk çeker mi? Çekmez. Ama bugün çekiyor, zorlanıyor, takviye evet. istiyor, şey yapıyor. Neyse uzatmayalım. Emekli maaş artışını, ben emeklilerin yeterli bulduğunu düşünmüyorum. İyi bir şey %25'ten %30'a çıkması. Tekrar zam yapılabiliyor denmesi iyi bir şey. Ama bugün emekliyi memnun etmediğini söylemem lazım. Çok uzattım değil mi? Vay, 15 dakikadır konuşuyorum ben. Yok gayet güzel toparladın. Bölümün yarısını, yedim. Benim bana anlatacak bir şey bırakmadı. Bırakayım ben sana. Yok, sen de uzun bir bir tahlil yapmanı rica ederim. Ben bir özet yapayım bir tahlil. Çünkü sen gayet güzel, ayrıntılı, detaylı olması gerekenlerin hepsini ortaya koydun gayet güzel biçimde. Adem. Şimdi şu. Emekliler
ikinci kez hüsrana uğruyor. Geçen dönemde ilk 6 ay şeyinde de beklentilerin altında kalmıştı. Şimdi de yine beklentilerin altında kaldı. Evet, yani imkanlar zorlanıyor, ediliyor olabilir. EYT olmayacak bir işti, çözüldü olabilir. Asgari ücret dediğim gibi bir rakamlara çıktı. Bu emekliler için de bu fedakarlık yapılmalı. Başka yerlerden tasarruf edebilir devlet. Kesinlikle. Bak onu atladım. Yani Kanal İstanbul'u iptal et. Emekliye ver. Bilemiyorum yani ben devlet örnek aklı, olsun diye söylüyorsun. Örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi geçen sefer o yap işlet devlet olacağı için hani o tam bir örnek ben, değil ama. Ama anlıyorum bir yani. Bir örnek olsun diye. Aklıma bir anda geldi. Yani yani belki iki tane üç tane otoban eksik yaparız. İki üç tane duble yol az yapılır falan yani. Ama bu emeklilerin bir hakkı giderilmeli. Yani bu geçen dönemde beklentiden altında kaldı. Mağdur ve mazlum duruma düştüler. Şimdi de aynı durumda. Ben onu tekrarlamak istemiyorum. Beklentiler 40 eşiğindeydi. 40-45 arası. 40 eşikti yani. Eşikti. Nasıl 8000 eşikti dedik. 8200, 8250 falan diyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı 8500 dedi. Ha şimdi burada da 40 ve 45 in. Hani 40 yapılırdı. 41-42 yapılabilirdi ve memnuniyet sağlanabilirdi. Dolayısıyla telafi edilebilir mi? Edilebilir. Yani nedir? Emeklilerle ilgili geçen sefer çok az ellenilen bir konu var. İkramiye dediğimiz iki bayram ikramiyesi. Bunları belli rakamlara çekilerek, belli rakamlar üzerine getirilerek emekliler rahat edilmesi mutlaka sağlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü emeklilerin derneği yok, sendikası yok. Efendime sosyal bilmem şeyde örgütle çok azı örgütlü, çok azı. Örgütlü derneklere saygı duyuyorum, onlara bir şey demiyorum ama hakikaten çok azı örgütlü. Dolayısıyla yani dilsiz, şeysiz böyle insanlar, onların kaldı ki biz de birer emekliyiz. Sesi olmak zorundayız. Devlet yani onları yani ağlamayan çocuğa emzik verilmez hesabı davranmamalı. Yani onlar ağlayacak durumda değil. Seslerini çıkaracak vaziyette değiller. Dolayısıyla özetle yani bundan sonra yani bunun bir biçimde telafi edilmesi lazım. Emeklilerin lehine, emeklilerin gönlünün alınması lazım. Bırak gönlünün alması, gerçek hayat şartlarına adaptasyon için bir imkan yaratılmalı. İki gerekçeyle yapılmalı. Aslında söylemek istediğini ben biraz açayım abi senin izin verirsen. Bir geçim kaygısı çeken emeklilerin rahatlatılması ekonomik anlamda. İki seçim var. Mutlu edilmeleri lazım. Değil mi? Sonuçta iktidar da bu seçimi almak istiyor netikim. Yani onların oylarına da talip. Hani seçim ekonomisi güçsünler demiyorum ama sonuçta dar gelirlerin mutlu olması aynı zamanda iktidarın da kendisi adına da bir şey değil mi? Bir iki boyutlu bu, iki uçlu. Yani bir taraftan o geniş halk kitleleri, dar gelirli emeklinin, dul ve yetimin geçinme kaygısının ortadan azalması, kalkmaz da azalması. Evet, azalması. Diğer taraftan da o mutluluğun üzerinden bir seçim sinerjisi yaratılması. Neresinden bakarsan bak, bu meselede yeni hamlelere ihtiyaç evet, var. Evet. Yeni hamlelere telafiye ihtiyaç var. Yani şimdi, emekli dul ve yetimlerin telafisi. Belki ihtiyacı. Ne kadar vaktimiz var bu arada arkadaşlar bize şey yaparsanız şunu söyleyeyim. Tabii arada kaynamasın. Ekonomi konuştuğumuz zaman iki şeyi daha konuşmamız lazım. Birincisi bu enflasyonist ortamın bitmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı hedef koydu. %30'a indireceklerini söylediler. Ben sonuçta hedef koymadan bu iş olmaz. Hedefe de sağlam adımlar atmak lazım. Onu da söyleyelim.
Şimdi enflasyonist ortam sürdüğü sürece verilecek emekliye de, askeri ücretliye de verilecek zamlar çok şey anlamlı değil. Değil, doğru. İkincisi, yani bunu iyi bilmek lazım. İkincisi de şu devletin istatistik kurumlarına olan güveni tekrar tesis edilmesi lazım. Yani bugün TÜİK'le ilgili ben hani o TÜİK'in rakamları doğrudur diyen bir vatandaş görmedim. Kimse ikna olmuyor. Doğru ölçüyorsa da artık kimse inanmıyor. Yani evet, evet. Yani doğru ölçüyorsa da artık şey kalmadı, bak, inandırıcı kalmadı. Eskiden İstanbul Ticaret Odası'yla TÜİK'in rakamları arasında çok küçük farklar oldu. %1, yarım vesaire. Peki İstanbul Ticaret Odası'nın parakende fiyatlarındaki artış ne kadar biliyor musun son bir yılda? %90, ona göre %92.97. Yani kendisine en yakın ölçümler yapan kurumla devletin kurumu arasında neredeyse %30 fark var. 30, evet, 30'a yakın. 28-29 fark var. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani siz enflasyon ölçüyorsunuz. Bir kamu yararına sivil meslek örgütünün ölçtüğünden %30 az. Şimdi enflasyonu ezdirmeyeceğiz dediğimiz zaman da aslında zaten enflasyonu doğru ölçmediğimiz zaman ezilmiş oluyor şey. Bak bugün grevler falan var Kocaeli'de, Türkiye'de de. Mesela Bekaert'in grevi bitti bu arada, hayırlı olsun diyelim. Evet, doğru, hayırlı olsun. Tebrik ediyorum ben buradan Birleşik Metal İşi. İşverene teşekkür ediyoruz. Sayın Vali Seddar Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Çok emeği var bu işte. Çok görünmedi, çok ortaya da çıkmadı ama hem işverene hem sendikaya telkinlerde çok bulundu. Onun hakkının teslim edilmesi lazım, onu söyleyeyim. Ama Bekaert işçisi direnerek de neredeyse %100 zam aldı. %90 zam aldı 6 aylık için. O da çok iyi. Kartonsan devam ediyor ama orada şöyle bir nüans var. İşverenin stokta malı var daha. Mal bitene kadar o grev bitmez. Bitimine yakın biraz borsa değerinde fabrikanın düşüş olursa, stokta mal da azalırsa, işçi de hala direniyorsa orada, buradan da selülo dişe söylemiş olalım. Yani bir ay daha dişinizi sıkacaksınız yani. Evet. O zaman hakkınızı daha iyi alacaksınız. Ama şöyle bir şey çıktı ortaya. Birkaç dakikamız varken onu söylemek istiyorum. Şimdi iyi anlaşma yaptığını zanneden sendikalar vardı. Enflasyonist ortam öyle bir halde, ara zam talep ediyorlar, biliyor musun? Ek zam istiyorlar şimdi. Bak SEDAŞ işçisi istiyor şu an. %20 mi? %30 mu? Yanlış söylemeyeyim. Ve bunu şu yani an konuşan sendikalar var. Çünkü niye? Şimdi Bekaert'te de şöyle bir şey vardı. Belçikalı işveren diyordu ki ya tamam ben sana enflasyon kadar fark vereyim. Şimdi sendika diyor ki ya bu enflasyon doğru değil. Nasıl doğru değil diyor adam. Nasıl doğru değil? Enflasyonu ölçmüşsünüz. Bu diyor ülkedeki. Ben de sana bunu veriyorum. Hadi 2 puan da refah payı vereyim diyor. Sendika %100 deyince diken, yani saçları diken, tüyleri diken diken oluyor adamın. Niye? Anlayamıyor enflasyonun ölçümünün böyle olmadığını. Ya ortada bir kamu kurumunun güvenilirliği söz konusu. Onu söylemeye çalışıyorum. Bak şimdi ara zam talep ediyorlar. Sendikalar. Evet. Haklılar. Yani haklılar. Çünkü 40 yıldır ilk defa asgari ücret tespit komisyonu bile revize yaptı. Geçen Haziran'da bir şey yaptılar. Şimdi dolayısıyla yani devlet bunu yapıyor. Sendikalar da haklı yapmakta. Yani sendikalar haklı. Bence gündem de olacak bu. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum konuşmak durumunda kalacağımız ekonomiyle ilgili meselelerden nerede? Bir tanesi bu olacaktır. Ben tekrar edeyim. Dar gelirlinin memnun edilmesi, ara zamsa ara zam yapılması önemlidir. Bayram ikramiyelerinin artırılması. Bayram ikramiyelerinin artırılması önemlidir. Nisan bitmeden tekrar bir zam yapılması muhtemeldir. Onun seçime ne kadar faydası olacağını bilmezsem de ekonomik anlamda dar geliri rahatlatacağı için doğru buluyorum. Evet, evet, doğru. Onu da söyleyeyim. Bilmiyorum senin ilave edeceğin ne yok var? Ne kadar vaktimiz var arkadaşlar? Reklama gidebiliyorsak.
2 dakikamız daha var. O zaman şunu söyleyeyim. Hani bu Nisan'da zam yapılma şeyi de bir seçim şeyine dönüşmemeli. Bir periyodik olarak eğer bence şöyle yapılmalı. Daha net fikrimi söyleyeyim. Eğer enflasyon %20'nin üzerindeyse asgari ücretin senede 3 kere ya da 2 kere belirleniyor hale gelmesi resmi olarak. Ekonomik sonuçlar çeyrek hesabıyla yapılıyor. Yani ya da şöyle yapılması lazım. Eskiden eşel mobil vardı. Her ay bir önceki ayın enflasyonu alınırdı. Eklenirdi. Yıl sonunda da bir refah payı eklenirdi. Böyle yapılırdı. Yine böyle yapılabilir diye düşünüyorum. Yani enflasyonist ortam devam edecekse bizim bunları sürekli konuşuyor olmaktan çıkmamız lazım. Çıkabilmek için de bir, daha sık zam periyodu belirlenmeli. İki, enflasyonu hesaplayan kurumlara da kurumların da güvenilirliğini tesis etmek zorundayız. Bilmiyorum ne ilave edersin. Bir cümle abi, ondan sonra reklama geçelim. Yok, son olarak onu söyleyeyim. Yani emeklilerin bir biçimde bu sıkıntısı giderilmeli. Yani emekliler bu şeyden memnun olmadı genel olarak. Dolayısıyla en yakın zaman işte bayram geliyor. Bayram ikramiyelerinin arttırılması lazım. Hem de ciddi anlamda ve emekliyi memnun edecek anlamda. Daha sonra da yeni bir düzenlemeyle buna bir çözüm bulunması. Yani emeklinin fiyatlara yetişebilmesi, biraz uzanabilmesi, yaklaşabilmesi için devletin yardımcı olması gerekir. Evet, bir reklam arasına gidelim sevgili izleyenler. Reklamlardan sonra biraz siyaset konuşacağız. +7+'da geçimi konuştuk. Bu bölümde de biraz seçim konuşacağız, siyaset konuşacağız. En sevdiğimiz bölüm. Sadun abi. Yani ne yapalım? Evet, işimizin bir parçası halinde. Hele hele şimdi siyaset. Seçim zamanı. Gelen giden sürekli her şey seçim. Ülkemiz seçim konuşuyor. Tarih belli olmamış olmasına rağmen seçim satıp mahalle diyoruz ya. O zaman, gayri resmi olarak oraya girilmiş durumda yani. Artık bence gayri resmisi de kalmadı. Fiilen oradayız. Evet. Yani evet. Haziran 18 desen abi şu an Haziran 18 bile dolu dolu 5,5 ay anlamına geliyor. 14 Mayıs dersen 4,5 ay. 4,5 ay. 4 ay, bir de 15 gün. 5'i gitti, 5'i de 4 gitti. Ay. 4 ay, 10 gün. Evet, şimdi biz gazetecilerin, hani burada birkaç kere de söyledim, tekrar etmekte de veis görmüyorum. Hani gazeteciler çok akıllı adamlar falan değiller. Yani içinden çıktıkları toplumun insanı gazeteciler. Evet, ama evet, bir farkı var gazetecilerin. Siyasetin tüm taraflarıyla, toplumun tüm katmanlarıyla iletişim halinde. Evet. Bunun verdiği bir bilgi, data. Datayı, büyük data oluşuyor. Evet, büyük bir data oluşuyor. Bu nedenle hani şöyle düşünebilir ya, oturup seçim konuşuyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Hani neyi bile biz şöyle söyleyelim, her gün 8-10 ayrı kaynaktan bilgiyle besleniyoruz. Evet, doğru. Ve her gün bu da, bilgi bizde birikiyor ve biz bunları doğru analiz ettiğimiz zamanlar daha erken sonuçlara varabiliyoruz. Ha şunu söyleyeyim ben, açık söyleyeyim. Ben bu seçimin çok daha erken yapılacağını düşünenlerden idim. O noktada yarıldım mı diyeyim, yoksa iktidarın bir strateji değişikliğini yaptığını mı söylemek gerekir bilmiyorum, ama biz öyle bir noktaya geldik ki fiilen seçimin içine girdik.
Fakat tarihi konusunda ilk kez Devlet Bey söyledi, Devlet Bahçeli. Dedi ki bir tarih değişikliğinin öne alınmasını biz dedi hoş görebiliriz, yani destek olabiliriz dedi. Ben de şöyle düşündüm, yani Devlet Bahçeli'nin karar vermediği bir seçim tarihi son dönemde yok. Devlet Bey'in onayının alınmadığı bir seçim tarihi yok. Şimdi neden 18 Haziran olmuyor? Bir iki neden var. Şimdi bir kere süreçle ilgili en önemli işlerden biri Cumhurbaşkanı'nın adaylığının bir tartışmalı hale getirilmemesi meselesi var. Bu noktada da ben ne AK Parti'nin ne MHP'nin bunu tartıştırmak istediğini düşünmüyorum. Bu yüzden de birincisi bu. Ama başka somut nedenler de var. Yani sınavlar var o dönemde, ben, bayram var. Ben bir şey yapayım mı? Tarihler çıkardım. Tabii. Şimdi eğer 18 Haziran seçim, 18 Haziran'da yapılacak varsayımındayız ya. Evet. 5 Haziran'da LGS sınavı var. Hı hı. 17-18 Haziran'da YKS var. 16 Haziran'da okullar kapanıyor. 28 Haziran 1 Temmuz Kurban Bayramı. Gel de burada seçim yap. Olmaz. Ya çok yani zor. Haziran içinde seçim makul değil. Bu yani bu takvimde gözükmüyor. O zaman Mayıs'a ineceğiz. Evet yani öyle gözüküyor. Şimdi bir bunu mesela bugün ben ulusal kanalları da dinledim. İşte yereldeki siyasetçilerle de konuştum. 3 tane tarih konuşuluyor. Seçim için. 30 Nisan 14 Mayıs. 7 Mayıs 14 Mayıs. AK Parti'de ağırlıklı görüş 14 Mayıs. 14 Mayıs. İkinci turda Haziran başı gibi ya da Mayıs'ın sonu gibi. Artık 14-28 Mayıs'a mı denk geliyor? Galiba öyle. Mayıs sonuna denk gelecek şekilde eğer olursa ikinci tura ihtiyaç duyulursa Mayıs sonu gibi düşünüyorlar. Ama bir şey daha var. 6 Nisan öncesi olsun gibi. 6 Nisan'ın esprisine yapılan seçim değişiklikleri biliyorsun %7 barajı evet, vesaire. Doğru. O 6 Nisan itibariyle evet, 6 Nisan itibariyle devreye giriyor. Evet. Ya 6'nın bitmesi lazım. 7 Nisan dediğin zaman işte devreye girmiş oluyor. Evet. Özellikle MHP'nin oylarının %7 altında olduğunu iddia eden bir kitle burada Sayın Bahçeli'nin devlet yardımını da kestirmemek adına bağımsız seçime girmek için 6 Nisan öncesine seçim isteyebileceğini söylüyorlar. Bu bana göre çok düşük bir ihtimal. Hatta yok denecek kadar az. Bana göre de doğru takvim 30 Nisan birinci seçim. Eğer ihtiyaç varsa 14 Mayıs'ta ikinci tur duruyor. Bilmiyorum sen ne dersin? Doğru tarihçana göre hangisidir? Şimdi ben şöyle bir özetlemek istiyorum. Yani bunu konuşmuş muyduk bilemiyorum. Bundan 3-4 ay önce aslında 14 Mayıs tarihini Fikri Işık bize söyledi. Fikri Işık'la bir 4 ay kadar önce bir araya geldiğimizde Ankara'da konuşulan bu diyerek Fikri Işık ilimiz milletvekili eski sanayi bilim ve sanayi bakanı ve son milli başbakan savunma. Milli savunma bakanı ve başbakan yardımcısı. Eski başbakan yardımcısı 14 Mayıs demişti. Bir şeyin altını daha çizmek istiyorum. Sen de söyledin. Biz gerçekten ben de zaman zaman erken seçim ihtimalini öne çıkaran erken seçim olabilir diyenlerden yakın diyenlerdendim. Tezini savunanlardandım. Olabileceğini söyleyenlerdir. Dolayısıyla iktidarın yani hükümetin AK Parti iktidarı yine seçimi zamanında yapmış oluyor. Yapmış şeyine. Adı erken ama kendisi erken olmayan bir seçim ediyoruz. Evet yani konuştuğumuz şu anda buna erken seçim demenin pek şeyi yok. Yani adı erken seçim olabilir. Kendisi erken seçim değil. Yani yine 18 Haziran'da oluyor. Dolayısıyla buna erken seçim demek doğru değil. İktidar sözünde durdu dememiz daha doğru olur.
Bir şey, iki şey unuttum. Birincisi şu. Eğer 18 Haziran gibi demin işte LGS, YKS okulların kapanması falan saydım ya. Eğer olası ikinci tur şeye Temmuz'a geçiyor. Temmuz'da da şey hac mevsimi başlıyormuş. Bunları üst üste koyduğun zaman Haziran'ın çok mantıklı, doğru bir tarih olmadığı ortaya çıkıyor. Evet. Herkes için. Dolayısıyla bu öne doğru çekilecek. Tabii ben yine sana katılıyorum. Şu yönüyle bunu AK Parti söylemiyor, MHP de söylemiyor ama Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilebilir ihtimalinin tartışılır olmaktan çıkarılması bu sayede önlenmiş oluyor. Yani tabii. Bir ay öne erken. Yani mecliste erken seçim yapmak üzere bir karar alındığı için. Alındığı takdirde evet o tartışma da kendiliğinden sonlanmış oluyor. Bir de ifade ettiğin gibi yine sen 6 Nisan'da şey doluyor. Geçen yıl yeni seçim yasası çıkarıldı. Bu seçim yasasının yürürlüğe girebilmesi için arada bir yıl olması gerekiyordu. Bu bir yıl 6 Nisan'da doluyor. Yani 7 Nisan, 6 Nisan'dan itibaren yapılacak her seçimde o geçen yıl alınan seçim kanunu, yani barajın %7'ye indirilmiş olması, partilerin artık oylarının kendi hane ittifaka yazılmaması, yani partilerin aldığı partilerden kalan artık oylar geçen dönemlerde şeye ittifaklara yazılıyordu. Şimdi bu yazılmayacak gibi daha önce çok tartıştığımız pek çok şeyi içeren yasa 6 Nisan'dan sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla yani diyebiliriz ki 6 Nisan'dan Haziran'a kadar, Haziran'ın içine girmeyen bir tarih arasında bir seçim tarihi mümkün. Yani ideal işte 14 Mayıs diyorlar. 14 Mayıs olası ikinci tur olursa 15 gün üzerine koyacağız. 29 28, olacak. 20. Ya da senin ifade ettiğin gibi 30 Nisan ilk tur olursa 15 gün 15 Mayıs falan 14 Mayıs ikinci tur olacak gibi. Dolayısıyla bugünden baktığımız zaman bana göre galiba 14 Mayıs formülü öne çıkıyor. Ben öne 30 çıkıyor Nisan diye. 14 Mayıs'çılardanım şu öyle an. Öyle mi? O 30 Nisan o da olabilir. Hazırlıkta kaldığımın da farkındayım ama öylesinin daha makul olduğunu düşünüyorum. Hayır, ben de yani 30 Nisan ben de şey yapmıyorum. 30 Nisan 7 veya 14 Mayıs arasında, yani bu üç tarihten birinde şeyin seçimi olma ihtimali yüksek görüyorum ben de. Peki şimdi tabii bir de bunun bir anayasaya göre mecliste ya 360 oyla kabul edilmesi evet. lazım ya da Cumhurbaşkanı meclisi feshetmesi lazım. Cumhurbaşkanı meclisi feshedeceğini ben pek fazla ihtimal vermiyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Bugün HDP'de zaten hangi tarihi getirirseniz getirin destek vereceğiz dedi. Yani muhalefetin, hiçbir muhalefetin hadi seçim yapalım. Muhalefet şöyle. Hemen seçim derseniz bir erken seçime girer, kabul ediyoruz diyor altılı masa. Ama Nisan sonundan itibaren artık onu biz bir erken seçim olarak görmüyoruz diyorlar. O yüzden de evet oyu vermeyeceğiz. Bu bir kurmaca olur diyorlar. Olabilir. Ama HDP diyor ki hayır, siz 18 Haziran'dan ne kadar geriye çekerseniz biz ona evet diyeceğiz diyorlar. O da yetiyor. O da yetiyor. 360 var. Buluyor. O yetiyor. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Bu böyle. Altılı masada bu akşam toplanıyor. Yani muhtemelen 30 Nisan, 7 Mayıs veya 14 Mayıs evet. tarihleri seçim tarihi olacak diye biz görüyoruz. Söylemiş olalım. Şimdi şöyle biraz partileri ve yerelden siyasete bakalım. Şimdi biraz AK Parti konuşalım. Bugün ben şöyle bekledim. Tabii daha da bilmiyoruz henüz. Evet, bilmiyoruz. İstifa için bir şey söylendi mi şu tarihler arasında, il başkanları istifa edebilir mi? Biz programdayken sevgili izleyenler böyle bir şey olduysa bilmiyorum şu an. Ama biz yayına hazırlandığımız sırada bana ulaşmış bir bilgi yoktu. İşte şu tarihte istifa edebilir il başkanları diye. Daha ötesinde bir şey AK Parti'de bu genişletilmiş 5. il başkanları toplantısında
Biliyorsun hem Tahir Büyükak'ın birkaç gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanı vesaire de gitti. İl başkanıyla beraber. Gittiler. Doğrudan istifa et de demiş ya da etmedenmiş olabilir. Yani isim bazında. Totalde il başkanlarına bir tarih verilmiş olacağı gibi, yani olduğu gibi, bir de mesela Kocaeli özeli için söylüyorum. Sayın Mehmet Edirli Beş, istifa edebilirsiniz ya da hayır etmeyin denmiş olabilir. Henüz bunu bilmiyoruz. Bunu da merakla bekliyorum yani ne olduğunu. Evet. Onu da öğreneceğiz. Ama tabii AK Parti'de vekillik kıymette yine. 7 tane vekil var. Kimler yeni vekil olması lazım? Şöyle bir ben isimler de yazdım. Olmayacakları değil de olacakları. Ya evet, şimdi yazdınsa. Olmayacakları üzerinden şöyle. Ben bir kere hani yarıdan isim vermiş olayım. Değişir. Hani ben mesela Cemil Yaman'la Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun kalacağını düşünüyorum. Başka kalanlar da olabilir ama ben ilk anda bunlar kalır dediğim isimler. Ben Banko, bir de İlyas Şeker'i ilave ediyorum. İlyas Bey'in de şeyi var. Ben kalmasını isterim. Ayrı konu. Üç dönem meselesinin sıkıntı çıkarabileceğini yani rektörlükte de gördük. Sayın Cumhurbaşkanı çok şeye prim vermiyor. Yani bir dördüncü dönem hikayesine çok prim vermediğini gördük. Vekillerin şimdi iki kriter var burada belirlerken AK Parti'de. Bunu söyledi de AK Parti'nin üst düzey yöneticisi. Bir, mevcut vekillerin performansları ve görev yapma süreleri, birincisi bu. İkincisi de toplumun değişim beklentisi. Şimdi performansları falan bir kenara bırakalım, onları seçime doğru ya da adaylar ortaya çıkınca daha detaylı konuşuruz ama değişim beklentisinin çok yüksek olduğunu söylememiz lazım. Çok yüksek, evet. Yani bence mevcut vekillerin önünde AK Parti'deki en büyük handikap kendi performansları ya da artıları önemli de eksileri değil. Değişim. Değişim beklentisi ciddi bir handikap olarak. Bir araya girebilir miyim? %30-40 AK Parti 20 yıldır girdiği bütün seçimlerde %30-40 oranında değişim yapıyorlar. En az. Ama bu dönem bunun biraz 60'a 70'e yarıdan fazlaya çıkacağı çok ciddi biçimde AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Genel dönem, merkez düzeyinde. Geçen dönem Kocaeli'de bir vekil değişti sadece. Zeki Aygün kaldı. O da belediye başkanı oldu. Yerine bir isim girdi. O kadar. Şimdi yani bu durumda 7'nin muhtemelen 4'ü değişecek ya da en az 3'ü 4'ü değişecek diyebiliriz. Oradan şeye mi geçeceğiz? Şöyle, yenilere. İsimleri ben adı geçenleri bir sayayım. Tabii Mehmet 55 ile Ali Güney teşkilatlarda en çok adı konuşulan, hani buradan aday olmak istediği söylenen isimler. Ama Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civerek, evet. Şahin Talus, Ali Korkmaz. Mesela Ali Aydar Bulut dün ismi ortaya atıldı, onu duydum. Adnan Uyar, Hasan Ayaz. Çok söylenmemekle birlikte benim tahmin ediyorum Yasemin Özdemir olur. Hasan Ayaz'ın daha fazla belediye başkanlığı için şey yapacağını. Yani ben adını duyduklarımı söyledim. Bunlar illa aday olacaklar demiyorum ama adını duydum diyorum. Ha bak AK Parti'de bence bomba şey olur. Belediye başkanlarından istifa edecek olan olur mu? Şimdi belediye başkanlığı neden bırakılsın diyeceksin. Orada ben alttan talep değil üstten talep gelirse olur diyorum. Çünkü daha önce AK Parti'de bunlar oldu. Yani birçok belediye başkanı döneminin yarısındayken bir de bunun yerel seçimi var yani. Olur mu olmaz mı? Bana göre biraz zor. Neden dersen bana göre AK Parti bu dönem ekstra oy katacak, ekstra ilave katacak, çok fazla ekstra ilaveler katacak anlamda belediye başkanı şey olması lazım. O anlamda da öyle çok fazla öne çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı, Tahir Büyükakın'dan başka
Yani çok fazla AK Parti ilçe başkanı. Bugün 5 Ocak. Ben bir soru işareti koyayım abi. Daha sonra bunu konuşalım. Öyle mi? Peki. Senin bildiğin şimdi, var. Beğenim. Yok, bilgi değil. Ben hissiyat. Ben bunun da bir fırsata dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Gerçekten Ankara'da görülmek istenenler olabilir. Bir de ya performans konusunda şey yerine de gelecek isim var. Bir değişiklik yapalım. İyi gelir buraya dedikleri yerler de olabilir. Yani o zaman çok konuşuluyor. Mehmet Akif Yılmaz baş askeri çok konuşuluyor. Yasin Özdil milletvekili yapıp Mehmet Akif Yılmaz'ı da... Ben isim bazında bir şey söylemiyorum. Bilemiyorum. Yani çok kulislerde konuşulduğu için söylüyorum ben de. Evet. Vallahi çok mu konuştuk biz ya? Sadece seçimle ilgili çok az bölümü konuştuk. Ağızda bir şey var. Şimdi CHP ile başlayalım. Vakiti de kullanalım ama daha konuşacağımız çok şey var. Demek ki diğer konulara giremeyeceğiz. Biz hep seçim konuşacağız. Öyle görünüyor. Tamam. Bülent Sarı resmen atandı. Evet, atandı. Önce bir daha tebrik edelim. Zaten 23'e 3 bitince hiç ben şey düşünmedim yani, açık söyleyeyim. Hani atanır mı atanmaz mı? O iş orada bitti. Hatta bunu beni arayan CHP'lerin hepsine söyledim. Dedim kardeşim 23'e 3 seçim almış şeyde bu oy birliği sayılır. Yani evet. 23'e 3... Hatta o 3 kişi de oy vermiş sayılır. Çünkü bir seçime girip 3 oy, yani orada bir demokratik bir görüntü de var. Hatta oy birliğiyle olması bazen sıkıntı bile gösterebilir. 23'e 3 daha iyi bir sonuç yani. Yani onu söyleyeyim. Evet. Şimdi CHP'de tabii en kıymetli soru İzmit İlçe Başkanı kim olacak? Onu sana soracağım. Kulisleri biraz sen anlatırsın bize abi. Bir de CHP'de İki şeyi daha mı? Bir vekil toto oynayalım, isimleri konuşup kimdir, nedir? Bir de orada ön seçim olmalı noktasında sen de genel görüşü yazmıştın. Biraz onları toparlayalım istiyorum. Herhalde reklama gitsek olur değil mi arkadaşlar şimdi? Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra CHP, MHP ve İYİ Parti'yi konuşacağız. Tekrar birlikte sevgili izleyenler, seçim konuşmaya devam ediyoruz. Seçim tarihi, erken seçim, AK Parti derken CHP'ye geçmiştik. Reklama arasına gittik. Son yarım saatte de görünen o ki diğer konulara çok girmeden bir yarım saat daha siyaset konuşacağız gibi duruyor. Çünkü notlara şöyle bir bakıyorum, öyle 1-2 dakikada, bir 10 dakikada çözemeyeceğimiz kadar çok not var. Önce Bülent Sarı'nın atanması ne diyorsun abi? Bir cümle, oradan başka şey. Yani 23-3 normal bir sonuç. Ancak yani normal sonuç, atanması, onaylanması da doğal. Ancak bir küçük çaplı bir bilek güreşi yaşandı orada ama çok fazla suya. Ama öne çıkmadı ha, çok. Evet. Şey tablo çok belirgindi, o yüzden öne çıkmadı. Evet. Yani şimdi onu biraz altta gündeme getiririz. İzmit ilçede ne oluyor? Sen hepimizden iyi takip ediyorsun. Ya İzmit ilçede gitgeller yaşandı. İzmit ilçe kör düğüm oldu. Çözülemez hale geldi. İzmit ilçede çok fazla bilinen bir şey yok ama kulislerde çok fazla şey var. Buna göre 3 tane isim, hatta 4 tane isim çok fazla konuşuldu. Dalistan Filiz, İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e yakın bir isim olarak adı konuşuluyor. Ben de onun çok konuşulmadığını, sadece şöyle bir şey duydum. Fatma Hanım'ın adı geçtiğinde itiraz etmediğini söylediler bana. Dedim Dalistan Filiz'i mi destekledi diyor Sayın Başkan diye. Yakın çevreleriyle konuştum. Hayır, sadece adı geçtiğinde itiraz etmedi Sayın Başkan. Ama bir hani benim adayım Dalistan Filiz'dir gibi bir yaklaşımı olmadı dediler. Ama sonuçta itiraz etmediği gerçeğinden hareketle
Ona yakıştırılmış olabilir yani onun adayı. Evet. Ben böyle duydum onu söyleyeyim. Olabilir yani düzelttin ya da doğru bilgiye doğru varmamız önemli. Ben de toplananlar bu kadardı. O onunla beraber örtüşünce ya yani öyle bir bilgi. Başka kimler var abi isim? Gökhan Darcan'ı. Onun da istekli olduğunu duydum. Eski il başkanı yani bugün itibariyle önceki il başkanı diyebileceğimiz Harun Yıldızlı'nın istediğini. Arda Başaran'ın adı geçti. Eski ilçe sekreteri ve halen İzmit Belediyesi'nde görevli. Bir de Gökhan Ercan konuşuluyor. Gökhan Ercan da Hakan Çakar'la yarışan, 3 sene önceki İzmit ilçe kongresinde yarışan, yarışı kaybeden kişiydi Gökhan Ercan. Şık durmaz. Evet, yani 4 isim benim şu anda parti kulislerinden aldığım isimler gelen isimler bunlar. Yani bunlardan hangisi olur? Tabii sürecin nasıl işleyeceği de belli değil. Yani iki tane önemli şey var burada. Bir, süreç nasıl işleyecek? Yani genel merkez doğrudan atama mı yapacak? Yoksa bence atama yapacak abi. Yapacak da bir görüşle bir tezle şu il başkanını atadı ya, resmileşti ya, il başkanına sorulur. Yani il başkanına öneri alınabilir diye bir görüş var. Mutlaka alırlar. Yani almamaları doğru olmaz. Ama aldı. Aynı zamanda Fatma Hanım'a da danışırlar. Ondan da görüş almamaları doğru. Katılıyor. Şöyle bir yaklaşım doğru değil. Ya örgütün işine hayır öyle değil. O belediye başkanı çalışacak. Belediye başkanıdır. Belediye başkanına isim kaldı ki bana gelen bilgilere göre bir 10 günlük bilgi yalnız. Fatma Hanım'a genel merkez sormuş CHP genel merkezi. Mutlaka. Ha. Aksi düşünülemez. Şunu söyledi bunu söyledi diyemem ama sorulduğu kulislerde konuşuluyor. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum. İzmit ilçe olduğu il demiyorum. İzmit ilçe olduğu için mevcut il başkanı atandığı için konuşuyoruz bunu. Bülent Sarı. Bülent'e sorulması İzmit belediye başkanına yani Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e sorulması. Tabii ki parti meclisi üyesi olarak Tahsin Tarhan'ın Haydar Akar'ın da milletvekili nihai sonuçta her ne kadar büyük millet meclisi başkan vekili olsa da milletvekili bunlara sorularak İzmit ilçede bir ortak noktaya gelinebileceğini tahmin ediyorum. Bunlardan ise senin ifade ettiğin Dalistan Filiz üzerinde konsensüs olabilir mi? Ya da Dalistan Filiz, Gökhan Darcan, Gökhan Ercan, Arda Başaran 4 tane isim. Bunlardan biri üzerinde konsensüs mü olur? Bunların dışında başka bir isim mi olur? Şu anda net yani benim bilgim yok bunun şimdi, dışında. Biraz muhtemel adayları konuşalım. Ben isimler yazmışım. Veli Beyaztaş adaylığını açıkladı. Kardelen Beyaztaş milletvekili adaylığını. Milletvekili adaylığını. Özgür Çelik, Berna Çetin yanlış yazmışım. Berna Çetin, İsmet İşeri, Hakan Çakar ve Harun Yıldızlı, müstafi bunlar, adaylıklarını açıkladılar. Aynı zamanda tabii kimlerin konuşulduğunu da ben söyleyeyim. Mesela kadın adaylardan Songül Kaya'yı duyuyorum, Hülya Yolcubar'ı duyuyorum, Tülin Keçeci Güngör ve Bahar Gültekin Can Demir'i duyuyorum. Aside Fırat Özkan'ı duyuyorum. Normal olarak konuşulan, hani istifa etme zorunluluğu olmasa da Muhip Kanko, Sertif Gökçe, ve Engin Taşdemir gibi isimleri duyuyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bilmiyorum. Tabii mevcut vekillerden Tahsin Tarhan'ın adayı. Haydar Akar bırakıyor. Haydar Akar bırakıyor. Onu da söylemiş olalım. Tabii CHP'nin önündeki en önemli sorun, hani burada artık zaten söylemesek ne olacak? CHP karpuz gibi ikiye ayrılmış durumda bana göre. Haydar Akar ve eski başkan Harun Yıldızlı bir tarafta, Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet bir tarafta duruyormuş gibi görünüyor. Ha bu demek hiç birbirlerine yaklaşmıyorlar değil. Mesela ben Haydar Akar'ın da yani sorulduğunda Tahsin Tarhan'ı vekil listesinde görmek istediğini söyleyeceğini biliyorum. Böyle olacaktır.
Tahsin Tarhan'ın da doğrudan Haydar Akar aleyhine bir şey söylemeyeceğini biliyorum. Hı hı. Ama sonuçta kamplar bölündü. Burada yeni il başkanı Bülent Sarı'ya bir iş düşüyor. Bir masa etrafında bu ekibi evet, masa etrafında toplayabilmesi gerekir. Bunları toplayıp ortak. Bence birinci. Tabii şimdi şu var Adem, güzel bir konuya istersen bir iki cümle ilave etmek lütfen istiyorum. Şimdi milletvekili sıralaması ilçeden yola çıktık. İzmit ilçenin atanması için bir ortak payda gerekiyor bu isimlerden. İzmit Belediye Başkanı, mevcut il başkanı Bülent Sarı, parti meclis üyesi Tahsin Tarhan ve Haydar Akar. Bunların ortaklaşacağı bir isim İzmit İlçe Başkanı olacak. Bu bir gerçek. Ancak bir şey daha var. Şimdi Bülent Sarı'ya büyük iş düşüyor dediğin zaman hem gelecekte milletvekili sıralaması konusunda iş düşüyor. Yani o şehir Haydar Akar'ı, Tahsin Tarhan'ı ve Fatma Kaplan'ı üretip bir araya buluşturma. Bunu geçen dönem Harun Yıldızlı yapıyordu. Birkaç defa yaptı. Şimdi onu yapması gerekiyor. Bunun aslında bir şeyi daha var. Bir işleri daha olabilir. Bunu da önemsediği için söylemek istiyorum. Bir buraya çok büyük bir ihtimalle kontenjan gelecek. Ey CHP'liler. Gelecek. Ya 3'e ya 4'e gelecek. Bunu ötelemek, yani bunu daha büyük bir vilayete kaydırmanın tek yöntemi bana göre bu 3-4'lü 5'li neyse erkin ortak bir payda da hayır diyebilmesi. Bir ikincisi ön seçim meselesi. Ayın 12'sinde bir konser falan yapılıyor. İmza kampanyası açılacak Yunus Emre Kültür Merkezi'nde haftaya Perşembe günü. Yani orada bir ataklar var ön seçim isteyenlerle ilgili. Dolayısıyla ön seçimin yapılması yönünde de yine bu yani il başkanı, İzmit Belediye Başkanı, parti meclis üyesi Tahsin Tarhan ve Haydar Akar bir masada ortaklaşabilirlerse bir sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Ön seçim olmalı ile ilgili bir cümle söyleyeyim, CHP'yi kapatalım. Ön seçim olmaz CHP'de, olmamalı da diyorum. Yanlış anlaşılmasın, ben ön seçime inanmıyorum anlamında söylemiyorum. İki türlü, bir bu konjonktüre baktığımda ön seçimin olamayacağını görüyorum. İki, tek başına ön seçimin doğru adaylar bulmada yeterli olmadığını düşünüyorum. Bir, anketler. İki, temayül yoklaması, ön seçim. Ön seçim denince kalıcı bir sonucu olduğu için temayül yoklaması, yani kati olmayan sonuç anlamında söylüyorum. 3. Kanaat önderlerine sorulması, 4. genel merkezin bunların ışığında kendi görüşünde harmanla yaparak liste oluşturması. CHP'de bu iş budur. Ama bence Bülent Sarı, tekrar tebrik edelim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir espri yapmış, o akşam kutlama yapmışlar küçük bir. Enkaz devraldım demiş. Şimdi tabii o işin esprisi. Harun Yıldız değil, İzmit ilçe duruyor, atayamadılar. Siyasetin İzmit ilçe duruyor, atayamadılar. Körfez ilçe düştü. Şimdi ilçe başkanı bile değil adayı. Bilen tabii Harun Yıldız'ya yakın. Espri mi yaptı? Yani espri yapmış. Diyor ki abi diyor, siyaseten diyor hani en kolayını değil mi? Önce enkaz aldığını söyleyeceksin diyor. Ondan sonra diyor bakacaksın önüne diyor. Tabii o espri yapıyor ama İki konuyu çözemezse gerçekten enkazla uğraşabilir Bülent Sarı. Birincisi şu ayrışma, ikisinde CHP İzmit ilçe. Bir de Körfez biraz daha Körfez de karışık yani. Karışık. Biraz yani oradan bakınca şey yapıyoruz İzmit ama. İzmit daha önemli elbette de yani Körfez de karışık. Bülent Sarı yani... Öyle enkaz devralmadın ama bir enkazla uğraşabilirsin. Onun için işin esprisi bir tarafa, bu işin ilk misyon, ilk görev olarak Bülent Sarı'nın önünde duruyor. Hı hı. Şimdi birkaç cümle İyi Parti'yi konuşup sonra daha uzun konuşma kaydıyla MHP'ye geçelim. Bugün Ayşegül Babacan herhalde seni de ziyaret etti. Hı. Beni ve Mevlüt Soysal'ı sevgili ziyaret ettiler. Biz de
sevgili Cemalettin Öztürk ve Metin Karan'la birlikte İYİ Partililerle sohbet ettik. Birkaç cümle onu söyleyeyim. İYİ Parti'de işler daha sakin gidiyor. Onu söyleyeyim. İşte 15 Ocak'ta ilk kongreleri var. Orada Murat Atar'ın bir çıkışı oldu ama oradaki muhalif çıkışlar şöyle küçük baloncuklar şeklinde çok etkili olmuyor. Meral Akşener'in geleceği enteresan bir il kongresi olacak diye düşünüyoruz. Şimdi Ayşegül Babacan bir iki şey söyledi. Ben onu söyleyeyim. Eğer senin ekleyeceğin bir şey varsa abi lütfen ekle ve son 10 dakikayı MHP'ye ayıralım. Ayşegül Babacan bizim 3000'e yakın üyemiz var. 5000 yapacağız dedi. Yani 871 sandık var. Her birine dışarıdan adam bulmak değil, gönüllü kendi üyelerimizi koymak istiyoruz. Sandık kurullarında İzmit üyesi partililer olacak. O sandıklara sahip çıkacağız dedi. Her okula bir tane avukat vermek istiyoruz dedi. Orada doğabilecek hukuki tartışmalarda bir avukatın müdahil olmasını istiyoruz dedi. Sokağa da çıkıyoruz. Yani şöyle dedi, seçim çalışmasına başladık. Bir, üyelerimizi artırıyoruz. İki, sandık görevlilerimizi, oradaki güvenliği tesis ediyoruz. Üç, sokak çalışması yapıyoruz. Sokakta da bize tüm kapılar artık açılıyor. İlk kurulduğumuz zaman da ben 2018 şeyde de çıkmıştık. Çok zorluk çekmiştik. İçeri giremediğimiz esnaf oluyordu dedi. Ama bugün öyle bir şey yok dedi. O anlamda İYİ Parti çok iyi noktada dedi. Benim notum bu kadar. Bilmiyorum ilave edeceğim bir şey var mı Ayşegül? Valla 2017'de ben hiç siyasete girmedim dedi. 2017'de girdim dedi. Evet, yani iki. Ben başarılı buldum. Yani evet. Tecrübesiz gibi duran iyi bir siyasetçi. Evet evet, öyle siyasetçi kumaşı fark ettim. Siyasi okumaları ve siyasi deneyim, iyi bir deneyim biriktirmiş. Kendini çok iyi yetiştirmiş bir hanımefendi. Ben İYİ Parti için bir şans olarak gördüm. Çok ayakları yere basan, şey yapan değil, çok fazla atıp tutan bir tarzda değil, ayakları yere basan bir siyasetçi. Hayırlı olsun diyorum. Yani ekstra onun dışında başka bir şey demeyeceğim. İYİ Parti'de bu Lütfü Türkan'la ilgili... Şimdi dokunulmazlığı meclis gündemine gelecek. O enteresan bir tartışma yaratabilir. Tabii il kongresi için şunu diyelim. Murat Atar, Nusret Acır ilk çıktı, ziyarete geldi. İkinci aday, sen ifade ettiğin gibi daha küçük rakamlara hitap ediliyor. Bir de Ayhan Aydın Çubuklu. Galiba üçü, yani teke iner mi? Nasıl yaparlar bilemiyorum ama. Ya bence Nusret Acır'ın tek aday olduğu bir seçim olur. Yani çok konuşmayı doğru bulmuyorum yani. Evet. İşin doğrusunu söyleyeyim. Gerçekçi olalım. Nusret Acır işte İzmit'te oldu. Yani rakamları biliyorsun yani. 4-1 oldu yani. Üstelik iyi bir isimdi İzmit'te Ayşegül Babacan'ın karşısındaki de Banu Hanım. Kötü bir isim değil, o da iyi yönetimdi. İyi bir isimdi, evet. İyi bir ismiydi ama mevcut yapının önünde durmak mümkün değil. Onu söyleyelim. Şimdi geçelim MHP'ye. MHP'de de bu hafta iki önemli gelişme oldu. Biri bizimle ilgili. Diğeri de Büyükşehir Meclis Grubu ile ilgili. Özhan Kurt, yani eski il başkanı görevden... Yunus Emre Kurt'un ağabeyi. Yunus Emre Kurt'un abisi Özhan Kurt'u görevden aldı. İl başkanı. İl başkanı ve Ertan Peker'e atadı. Ertan Peker de Aydın Ünlü'yle yakın, Aydın Ünlü'ye yakınlığıyla bilinen, daha önce de bu görevi yapmış bir isim. Özhan Kurt'un görevden alınması bence önemli bir mesaj. Ötesinde Aydın Ünlü'ye yakın bir ismin tekrar atanması da bir başka mesaj diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Yo, doğru, ben de katılıyorum. Yani bir hassas bir dönemden geçiliyor. Yani Aydın Ünlü görevden alındı. Ona yakın bir insan göreve getiriliyor. Hadi onu bir yere bırakalım. Durup dururken MHP'nin grup başkan vekilinin değiştirilmesi, özellikle de milletvekili adaylığı için istifa eden Yunus Emre Kurt'un ağabeyi olması elbette ki düşündürücü. Yani bunu tamamen kendiliğinden gelişmiş
çok doğal bir mesele olarak görmek, doğru değil yani. Göremeyiz yani öyle. Şimdi okumayanlar MHP'nin ne kadar zor siyaset yapmanın ne kadar zor olduğunu Kocaeli Fikri'de Zeynep Yalçın Aksa'nın bir yazısı var. Bilmiyorum okudun mu abi sen? Yani öyle şeyler yazmış ki yani ben okuyunca evet ya bunların hepsi olduğu yani hatırlatmış bize. Onun için zor bir partide bu tip atraksiyonların olduğunu biliyoruz ama MHP zor bir parti. Onu kabul edelim. Hemen şöyle bir dakika oradaki hatırlatmayı. Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereği neler oldu diyor 10 yılda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereği giderek seçim çalışması yapıldı. Bir ilçe teşkilatının kapısı kırıldı. İl başkanı görevden alınırken yanında laptopları bile alıp götürdü. MKYK üyesiyle ülke ocakları karşı karşıya geldi. Karakolda partililer birbirine girdi. İl başkanı rüşvet suçlamasıyla yargılandı. Eski ocak başkanı ile milletvekili aynı masada oturmadı. Milletvekili il binasında bırakılıp gidildi. İl başkanı ile bazı ilçe başkanları bildiğiniz küstü. Bunlar MHP'de hepsi de olmuş şeyler. Evet doğru. Zeynep, sevgili Zeynep onları hatırlatmış. Onun için buradaki bu atraksiyon bolluğunu koyalım bir kenara. Ama bu biraz daha Ankara kokan bir iş gibi. Ben öyle yorumladım. Ya yani çok şey değil. Özhan Kurt meselesini bilmiyorum. Tabii Yunus Emre Kurt bir şey söyler mi, söylemez mi? Açıklar mı? Özhan Kurt'un kendisi bir şey der mi? Bilmiyorum. Yoksa sadece bunu yerel bir hareket mi olarak yorumlayacaklar? Onu bilmiyorum. Ama bizi ilgilendiren bir şey daha var. Biz de MHP milletvekili Saffet Sancaklı'yla oturduk, sohbet ettik. Evet, oturduk. Biz Saffet Sancaklı'yla özellikle Yunus Emre Kurt'un atanması sürecinden hemen önce ya da hemen sonra başlayan bu dördüncü mü oldu abi? Bu dördüncü evet, tahmin evet. ediyorum. Uzun sohbetlerimiz oldu. Keyif aldığımız Saffet Sancaklı her ne kadar mizaç olarak sana bana çok benzemese de o sohbetlerde sempati ile ve samimiyetle yaptığını biliyoruz. Onun için de önemsiyorum ben. Şimdi çok kısa bir yorum yapıp 3-4 dakikamız var. Sizi de sana bırakmak istiyorum. Şimdi 3 şey konuşuluyor. Bir Saffet Sancaklı'yı yediler diyenler vardı. Yunus Emre Kurt'u yediler diyenler var. Bir de ikisine de kıyamayıp Saffet İstanbul'a gidecek. Yunus Emre Kurt buradan olacak diyenler vardı. Yani ikisine de siyasi hayatına dokunmadan pragmatik şey yapanlar vardı. Şimdi biz bunları tabii hepsini orada konuştuk. Şimdi Yunus Emre Kurt'un adaylığı ile ilgili normaldir dedi yani şey. Onu bütün herkesin aday olma hakkı var dedi. İl başkanı ataması ile ilgili de dahiliniz var mı diye sorduk. 33 ilde de yönetim içinden yapıldı dedi. Burada da öyle oldu dedi. İstanbul'dan aday mı olacaksınız dedik. Hayır, İstanbul'dan aday değil, benim yerim Kocaeli dedi. Dedikodu varsa bununla ilgili o dedikodudur. Benim onunla bir işim, dedikoduyla bir işim yok dedi. Devir teslim yapılamadı. Niye öyle oldu dedik. Hayır, yapıldı. Bir gün önce yapıldı. Sadece basın yoktu dedi. Bizim yaptığımız devir teslim değil, bir başka programdı dedi. Yönetimde niye aynı isimler var dedik. Yönetimde istifalar görünmüyordu. Sadece memur olanlarla ilgili yeni ilave edilecek isimlere ben de isim verdim dedi. Yunus Emre Kurt'a bir liste garantisi verildiğini söyleyenler var. Siz ne diyorsunuz dedi. Vallahi bilmiyorum ama ben dahil kimseye liste söz garantisi verilemez dedi. Onu da söylemiş olayım. Sen o sohbetten aldığın şey nedir? Ben özetlemeye çalıştım çok az vakit var diye ama hemen bir 4 dakikamız ya, var. O arada o sözü de sana vermiş olayım. MHP ile ilgili neler diyeceksin? Yunus Emre Kurt'la eski il başkanıyla Saffet Sancaklı arasındaki ne diyelim serinlik epey daha devam edecek. İki tarafın duruşuna baktığımda bu devam edecek. Hatta bu grup başkan vekili seçiminde
demin konuştuğumuz Özhan Kurt meselesinde de bu rekabetin izleri sanki var diyorum şu ana. Yani çok fazla bilgi olmadan sadece bir parçalar buluşturduğumuzda öyle bir sonuç, fotoğraf karşımıza geliyor. Onun dışında ya Saffet Sancaklı, Adem bir realite. Bir realite. Evet buradan olma, buradan olmasın Saffet Sancaklı diyenler de Saffet Sancaklı düzgün bir milletvekili değil. Yani yeter otursun falan demiyorlar. Gitse İstanbul'dan, Ankara'dan olsun. Türkiye'ye mal olmuş isim diyorlar. Yani Saffet'i reddetmiyorlar. Yani öyle bir değeri var. Yani Saffet Sancaklı'nın kah Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde, kah Devlet Bahçeli'nin nezdinde yani popülaritesinden ileri gelen şeyini hala sürdürüyor. Yani etkisini diye düşünüyorum. Yani popülaritesinden kastım milli takımın kaptanlığı. Üç büyüklerde oynamış. Kocaespor'da oynamıştı. Sonuç itibariyle yeni il başkanının atanmasında, Demirbaş'ın atanmasında da rol oynadığını düşünüyorum. Dolayısıyla biraz sanki ipler Saffet Bey'in elinde, yani örgüt bazında elinde ya da ona yakın bir yapılanma oluşuyor gibi düşünüyorum. Benimki sadece bilgiye dayalı değil. Gözlem bu bilgi değilse de bir gözlem. Gözlem, evet. Bu böyle görünüyor. Yunus Emre Kurtul'a da konuştum. Ben çalışıyorum. Büyük teveccüh var dedi. Ama Özhan Kurt'un alınmasından önceydi bu. Onu söyleyeyim. Sonrasında konuşmadım. Ama ben şunu söyleyebilirim. MHP bu tartışmalara biraz geriye gidiyor. Doğru. Hatta biraz bu tartışmadan aydınlığı mı öne geliyor diye de. O da konuşuluyor. Bir kenara aydınlığı ismini not edelim. Not edelim. Ama ben tavsiye ediyorum MHP'li arkadaşlara, dostlara. Yani şu kulis işlerini bir bırakın, artık sokakta çalışın yani. Evet. Yani o zaman böyle bitirmiş olalım. Bu akşam seçim ve geçim konuştuk. Aslında kentle ilgili Sadun abinin çok güzel projelerle ilgili bir yazısı vardı. Rezerv edelim hafta için, önümüzdeki hafta için. Vaktimiz olursa önümüzdeki hafta konuşalım ama bu haftalık süremizi doldurduk. Efendim haftaya görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.